Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ekim ayı sizin için yılın çok önemli bir zamanını işaret ediyor. Gökyüzünde önemli hareketler var. Özellikle bu ay ilişkileriniz adına önemli adımlar atıp yeni kararlar verebilirsiniz. Uranüs, değişimler gezegeni Uranüs burcunuzda ilerlemeye devam ediyor ve Uranüs'ün etkilerini özellikle ayın ilk yarısında çok fazla hissedebilirsiniz. Evet, bu ayın özellikle 4-12 Ekim arası karşıt burcunuzda ilerleyen Güneş'in ve Venüs'ün burcunuzdaki Uranüs'le yapacağı gerilimli açılar, zaman zaman ilişkilerinizde sizi zorlayabilecek ani koşulların ortaya çıkabileceğini, çok radikal değişimlerin, enerjilerin oluşabileceğini işaret ediyor. 8 Ekim'de oluşacak burcunuzdaki ay tutulması da belki birçok konuda önemli kararlar vermenizi ve dönüşümler yaşamanızı tetikleyecek. Ay tutulması bir dolunaydır ama dolunaydan kat kat fazla güçlü enerjiler çıkar. Tutulmalarla ilgili videolarımızda bunun detaylarından bahsedeceğiz. Lütfen onları da takip ediniz. Özellikle Güneş'iniz ve Venüs'ünüz, Venüs terazi burcunda ilerlerken bu tutulmanın etkisiyle beraber özel ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, bu alanlarda bazı kopmalar, ani değişimler, dönüşümler olabilir. Çünkü özgürlük ihtiyacınız ve bireysel davranma ihtiyacınız çok artacak sevgili koçlar. Bu arada gezegeniniz Mars ayın sonuna kadar, 26 Ekim'e kadar yay burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bu da iyimser ve hevesli enerjinizin yükseldiğini, çok kolay riskler alabileceğinizi gösteriyor. İyimser olmak iyi bir şey ama lütfen kendiniz de çok fazla riske atmayın. Çünkü Uranüs burcunuzda Güneş ve Plüton'la, Uranüs'le Güneş ve Plüton arasındaki kare açı, Güneş ve Uranüs arasındaki karşıt açı, özellikle 4-12 Ekim arası ani kazalar, sakarlıklar, bedeninizi, sağlığınızı etkileyebilecek problemleri de neden olabilir. Bu nedenle hareketlerinizde fiziksel riskler alırken özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık problemlerini de ciddiye almanız gerekiyor. İletişim gezegenimiz Merkür ay boyunca retro harekette olacak. 4 Ekim'de başlayacak. Akrep burcundaki retro hareketi 25 Ekim'e kadar devam edecek. Ayın ilk günlerinde de durağan pozisyonda olacağı için bu retro enerjiyi biz ay boyunca hissedeceğiz. Akrep burcunda özellikle işbirlikleri, ilişkiler alanında paylaştığınız maddi konulara dikkat etmek gerekiyor. Bazı hisseli paralar, borçlar, krediler, banka işlemleri, faturalar, ödemelerle ilgili konularda buradaki retro Merkür gecikmeler yaratabilir. Anlaşmalarda, sözleşmelerde bazı aksamalar oluşabilir. Hesap hataları, unutkanlıklar, karışıklıklar gündemde olabilir. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yeni bir kredi başvurusu yapmak isteyebiliriz ki ay boyunca oluşacak hareketler bu alanda bizi cesaretlendirebilir. Ancak şartları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. En azından tutulmaların enerjisi geçtikten sonra, önümüzdeki ay Merkür düzeldikten sonra bu alanda adım atmak daha doğru olacaktır. Bunun yanı sıra kaza ve sakarlıklara karşı da dikkat etmemiz gerekiyor. 8. evdeki Merkür zaman zaman bu konularda da bizi zorlayabilir. Ayın diğer önemli hareketi ay sonunda 23 Ekim'de Güneş ve Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesinin hemen ardından yeni ay doğacak. Bu da bir Güneş tutulması şeklinde oluşuyor. Yine güçlü bir yeni ay. 8. evinizde doğacak. Para ile ilgili, ortaklı gelirler giderlerle ilgili alanlara dikkat çekiyor. Yeni ay başlangıçları temsil eder. Güneş tutulması başlangıçları temsil eder. Sabit enerjiler söz konusu, uzun vadeli bazı değişimler olabilir. İlişkilerinizle bağlantılı, evlilik veya özel iş ortaklıklarınla bağlantılı, bunların maddi yönüyle ilgili gelişmeler olabilir. Hayatınızda gelirlerinizi, bütçenizi etkileyebilecek değişimler söz konusu olabilir. Yeni yapılandırmalar olabilir bu tutulmanın etkisiyle. Bunun yanı sıra 8. ev ameliyatları da temsil eden bir evdir. Sağlığınızla ilgili bir konuda bir operasyon gündeme gelebilir. Venüs ve Güneş
Akrep burcunda burada belki bir estetik ameliyatı, fiziksel bedeninizle de ilgili bir müdahale söz konusu olabilir sevgili koçlar. Gezegeniniz Mars ay boyunca yay burcunda olacak ve 26 Ekim'de ayın sonunda Oğlak burcuna geçecek. Oğlak burcunda oldukça yararlıdır. Verimli bir şekilde enerjinizi özellikle iş ve kariyerinize, hayatınızdaki sorumluluklarınıza ve görevlerinize yönlendirebileceğinizi işaret ediyor. Ay sonu gökyüzü hoş. Özellikle 27 Ekim, 28 Ekim Venüs'ün ve Güneş'in Neptün'le yapacağı üçgen açı hem maddi alanda hem sağlığınızla ilgili bazı problemlerinizi çözüme kavuşturabilir. Şifalanmak, destek almak, yardımlar almak ve manevi ve ruhsal alanda önemli açılımlar yaşamak için gökyüzü destekleyecek sevgili koçlar sizi. Evet, lütfen yükselen burcunuza göre de yorumları takip edin. Bunun yanı sıra tutulmalar için hazırladığımız videolarımızı da mutlaka izleyin. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.